Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. Bugün neredeyiz? Şu an bu arabayı tanıdıysanız zaten eski videolardan İzzet amcayla beraberiz. Bizim burada Kurşunlu'da yeni açılan böyle yaşlı bakım evi gibi bir tesis var. Artık malum İzzet amca ve eşi bayağı yaşlandı. Evde sürekli başka kadınlar gelip bakıyordu. Buraya yerleşmeyi düşünüyor. Şimdi işte müdürle görüşmeye geldik. Ondan sonrası doldurmaya gideceğiz beraber. Güzel yer olmuş. Yani bildiğiniz villa tipi evler. Hemen denize şu arka tarafta. Yani benim hoşuma gitti. Siz nasıl beğendiniz mi? Bakalım İzzet amca için de hakkında hayırlısı olsun. Bidonlarımız arkada. Şimdi gidelim dolduralım onları da. Neler olacak hep birlikte izleyip görelim. Ve köyümüze geldik. Sularımızı doldurduk. İzzet amcayı aşağıda kahvede bıraktım. Oturayım ben dedi. Arabada beklemem dedi. Tamam dedim. Ben de geldim burada. Suları doldurdum. Şimdi arabayı yükleyeceğim. Sonra da dönüp bunları İzzet amcaya götüreceğim. Bizim bidonlar da var orada. Onları da eve bırakacağım falan derken işler yoğun. Bu arada yeni yolculuğa çok az kaldı dostlar. Yeni maceralara hazır olun. O yüzden kanala hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi birazdan görüşürüz. Anlat bakalım. Ya aga dur şimdi ya. Vallahi çekme. Hiç o modda değilim. Selam bak. Paparazzilere yakalanmış gibi mi oldun? Dostlar bu arada yazıcı Erdem birkaç şey daha var ama onları Rütük tarafından sansürleyebileceğimiz için söylemiyorum. Erdem'cim benim askerlik arkadaşım. Toprağım aynı zamanda. Ağrı'da beraber askerlik yaptık. Dostluğumuz da hala devam ediyor. Sağ olsun kanalımızda sıkı bir takipçisi. Böyle hediye olarak karavanımız için etiketler çıkartmış, onları getirdi sağ olsun şimdi. Erdem'cim nasılsın? İyiyim vallahi. Canım benim. Her şey senin için. Bak nerelerden geldi senin için. Güzel şeyler. Göstermek ister mi bakalım? Etiketlerimiz var. Evet. Etiketler geldi. Böyle kanalımızın logosu. Bunlar senin şeyin. Neden baba? Hani herhangi bir yere yapıştırabileceğin şeyler. Tamam. Sıkıntı boy değil. Boy böyle boy, logolarımız boy. Var. Senin istediğin ebatlarda, senin istediğin boylarda kardeşim. Teşekkür ederim canım benim. Güle güle kullan derim. Dediğim gibi. Eline emeğine sağlık. Ne çok teşekkürler valla. Bunları yapıştırdıktan, yapıştırırken de kulaklarını çınlatırım. Bol bol. İzliyorum zaten kardeşim. İzliyorum valla. Saçların güzel olmuş. Dün maalesef bir öyle bir şey yaptık. Niye? Maalesef. Maalesef. Makas mı kaçtı? Makas kaçtı. Mecbur buna dönmek zorunda kaldım. Yakışmış yakışmış. Güzel olmuş. Teşekkür ederim kardeşim benim. Ne demek her zaman. Valla işte dostlar böyle. Erdem'i severiz. Erdem'de çok güzel anılarımız var, eğlenceli anılarımız var. Hiç açmayalım. Açarsak çok farklı noktalara gidecek. Hatta kanal falan kapanabilir yani o dereceye girebiliyor. Yani. Çok eğleniyorduk yani askerlik bizim için hakikaten çok eğlenceliydi ya. İnanılmaz eğlenceliydi. Biz bir manyaktık yoksa. İnanılmaz eğlenceliydi valla. Yani. Gene olsa gene yaparım İsmail. Aynen. Gene onu ben de söylüyorum. Ama bir nevi yine askeriz. Yani ama bir şekilde bir şeyden mücadele ederiz. Ağrı'daki askerlik şubemiz kapanmış. Haberin olsun. Aa. Aynen. Neden? Komple kapatmışlar orayı. Benim en son komutanımla konuştuğumda şey oldu. Görüştüm. Komple kapattığını söylediler. Allah. Aynen. Neden öyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama. Yani bizim bölük bu arada gıda müfreze komutanlığı diye geçiyordu. Askeriye alınacak gıda maddelerinin ilk önce analizini yapan bir kurumdu. Aynen öyle. Arada işlerin pişmiş yemeklerin, suların analizini yapan bir bu şeydi. Hatta İzmir'de falan bazı olaylar yaşandı. Askerler İzmir'de. Zehirlendi. Orada işte aslında İzmir Gıda Müfrezesi'nin işini tam olarak yapmamasından kaynaklanan bir durum. Yapsaydı o askerler zehirlenip zarar görmezdi. Yani önemli bir kurum. Da askerlik yaptık. Birçok şeye de kattık kendimize. Birçok şey öğrendik. Laboratuvar bilgisi de kazandık. Laboratuvar kısmında olduğunda daha iyi şeyler oldu. Yani daha iyi şeyler yaptığımı da gördük orada. En azından ben yazıcıydım. Sen de farklı bir yazıcı muhabbetine girdin orada. Ben de laboratuvar yazıcısı işte. Laboratuvar sen yazıcı. Genel yazıcı. Aynen genel müdür. Ondan sonra öyle bu arada
Oldu ya, subaya da ziyarete gidebilirim cuma günü yola çıktığımda. Konuştuk geçen gün. Askerliğini bırakmış şeyi. Biliyorsun, evet, horrible life'ını reklam yapma. Aynen, öyle işler yapıyorum. Selamlar olsun buradan. Gerçi çok, izliyor mu acaba bizim kanalı? Hiç bilmiyorum ama neyse, izlemiyorsa etiketlersin da, belki YouTube'dan şeyden, Instagram'dan. İzlettiririz. Ama gidince ona da ziyarete gitsin. Geldiğinde gideriz yani. Hatta kardeşim, Erdem komutanı da bulsak, o da oralıydı galiba. O Spartalı. Spartalı mıydı? Spartalı. Gerçi nerededir ki şimdi acaba? Onunla bayağı da görüşüyorum. Uzun zamandır görüşmüyorum onunla ama Erol Gazi Hisoğlu ya komutanımız vardı, o da Gemlik'te diye hala biliyorum. Onu ben çok esinliyorum da. Biliyorsun, onunla bizzat tanışma fırsatımız olmamıştı. Aynen. Keşke çok tekrardan. Güzel bir insanmış sizden öğrendiğim kadarıyla. Çok mükemmel bir insandı. Öyle işte. Öyle işte. Ayağını yürene sağlık dostum. Ne demek kardeşim, inşallah yakın ileriki zamanlarda senin karavanlarda güzel yerlere gitmeye de nasip olur. Şimdi alayım ben onu. Evet. Bir yerde yine yollarız. Cuma günü kısmetse yola çıkacağım. Mutlaka. Ne zaman nereye gidiyorsun yine İsmail? İşte Kaz Dağları'ndan başlayacağım. Ondan sonrası Allah kerim. Yollarda dikkatli ol. Beklemen yolu. Takipçilerini üzme. Takipçilerim de beni üzmesin ama değil mi? Niye? Aynen. Yorumları görüyorum. Arada var bazı dengesizler, hani böyle ensesini vur böyle patladı. Onlar bizim şeyimiz. Yok tabii. Dostlarımızı aynen seviyoruz ama arada aynen böyle lüzumsuzlar olunca böyle. Tabii onlar da olacak, onlar da lazım. Aynen olacak, öbür türlü zaten bu işler. Ama keşke olmasalar yani. Keşke bu kadar boş olmaları, kafaların içi boş olması aynen çok öyle böyle üzüyor beni aslında. Kaç tane video yükledim bu arada? Göremedim. Son iki hafta bu ara haftada 2-3 falan atabiliyormuş sence. En son hangi günde? Galiba bir denizde bir kamp yapmıştım. Şey tarafı, ne tarafı, Karacabey tarafında. He. En son orada. Sen geride kalmışsın onun dışında. Bayağı. Devam edeceğim. Olsun. Onları izlersin. Beğenmeyi unutma. Tamam mı? Ne demek, her zaman kardeşim. Yorumlarını da bekliyorum. Umay nerede? Umay içeride, gel Umay'a da bakalım. Hadi gel gidelim. Yolculuk öncesi son hazırlıklar, son temizlik, şöyle içersin. Boşalttım. Dostlar. Kardeşimde olan malzemeler de geri geldi. Şimdi içerisini güzel bir silip süpüreyim. Toz toprak oldu yine. Bu arada sobayı değiştirdim. İlk aslında kaporasını verdiğim soba buydu. Sonra almaya gittiğinde baktım yeni bir tane gelmiş. Dedim bunu alsam olur mu? Olur dediler. O da öyle çıktı. Yine nasibimizde bu soba varmış. Çok fazla değişiklik yok. Boyut falan aynı. Sadece işte üstteki kapak dizinin farklı falan gibi. Ufak tefek detayları var. Bunun sacı biraz daha kalın gibi geldi sanki bana. Daha iyi olabilir. Şimdi şu arabanın içini komple bir boşaltayım. Bu arabayı da kaçıncıya boşaltıyorum artık. Bir düzene soksam da bir rahatlasam iyi olacak ama neyse. Şimdi şu aşağıları da boşaltayım, bir süpüreyim, sileyim. Şu hengameleri atlatayım, sizinle özel önemli konular konuşacağım dostlar. Takipte kalın. Çok meraklı. Ne yapıyorsun anacığım? Pasta süslüyorum anneciğim. Kolay gelsin. Sağ Gamze ol teyzeme erken doğum günü sürprizi mi yapacağız? Evet. 10 gün öncesinden. Sen gideceğin için erken yapalım dedik canım. Aynen, bir taşta birkaç kuş. Evet. İşte ben de sana çekmişim bu huyumla. Evet. Kolay gelsin. Nasıl, beğendin pastayı? Vallahi beğendim. Görüntüsü gayet güzel duruyor. Bu, sen ne diyorsun Efe? Bu kırmızıyla orada kontrolör gibi de oturmuşsun. Ahududu reçeli süsleyecektik ama Efe beğenmediği için. Ahududu reçeli. Vazgeçtik. Ama çok kötü değil. Neyse, Efe'ye ayıracağımız dilimi sürmeyiz. Diğer taraflarını üçgen bırakırız orada. evet. Evet bak. Bu daha iyi oldu. Hani biraz renk katsın diye. Evet tabi. Renklensin ortalık. Şenlensin. Burada ne var? O sarmalar var galiba. Hadi koy teyze. Koy. Fullecin sarmaları. Seni mi kırayım? Canım evet, benim. Sarmam, salatam, hepsi hazır. Şimdi arkada terasta parti yapacağız. Sür bunu lan. İyi hadi kızlar, kolay gelsin. Sağ ol canım. Evet dostlar. Balık sefası diyeceğim. Az önce ipot kırdık da. Anlatacağım birazdan. Bu arada nasıl, nar gibi kızartmış mıyım? Tavayı da yaktım. Tavayı zaten yanık, balık tavası da. Soframızı da kurduk. Şimdi bir toparlanalım böyle terasta. Hep birlikte ailecek. Hem bana veda yemeği, hem teyzeme doğum günü sürprizi. Özleyeceğim mi la beni? Dinle. İyi. Hadi bakalım, biz soframızı hazırlayalım. Bizim diğerleri de, ekip de geldi.
Sevgili ailem hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Abi toplandık bugün. Gamze teyzemin 10 gün sonra doğum günü var. Biraz erken oldu ama doğum gününü kutluyoruz bir yandan. Teşekkür ederim teyzem. Sağ olun. Vallahi nice mutlu senelere teyzem. Sağ ol yavrum. Sağlıklı saatte uzun ömürle. Az önce annemle birlikte organize bir şey ne derler? Pot kırma. Pot kırma olayı gerçekleşti. Ondan sonra nasıl oldu? Anlat. Anlatayım evet, nasıl oldu. Şimdi teyzem dedi sofra çok güzel olmuş. Annem dedi senin için hazırladık. Ben de öyle deyince herhalde dedim. Söylüyor erken ama dedim devamı gelecek dedim. Anne dedim niye öyle diyorsun? Pastayı birazdan çıkartacaktık falan deyince. Ben dedi orada bırakacaktım dedi. Ama biz olayın devamını getirmiş olduk böyle. Çok iyi oldu onu çok güzel. Değişik bir şey oldu yani. Değil mi? Ekstra sürpriz oldu. Aynen ekstra sürpriz oldu dedi. Allah neyse fazla oyalamayın. Ne? Ben kaç yaşına giyiyorum? Ben sormasaydım. Annem bak yine annem çıkartıyor. Hep bunlar annemin başına çıkıyor. Ya göstermin o 46. Annem fena yürüyor. Yaşandı. Yok yok göstermin. Maşallah var. Gerçekten bak yok. Hadi afiyet olsun. Bu arada ben yarın gidiyorum. Bana veda yemeği gibi de oluyor bu bir yandan. Evet, özleyeceğiniz mi beni? Çok özleyeceğiz ama Hamayı da çok özleyeceğiz. Değil mi? Evet. Abi fazla gitmeyeceğim. Bir iki ay sonra görüşürüz tekrar. Muhtemelen. Yoksa ağlarım biliyorsun. Biliyorum anam sen zaten ağlamayı çok seviyorsun. Hadi afiyet olsun. Ben öleyim daha fazla balıklara bakayım. Balıktan halinde. Kulecik çevirmiş gözle kaş arasında. Tamam. yakalandı. Neyse dostlar görüşürüz birazdan. Hadi. Teyzeciğim. Çok öpeyim aşkım. Hem iyi ki doğdun baba diyeceksin hem iyi ki doğdun Gamze teyze diyeceksin. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel. Araya Tarık'ın da doğum gününü sıkıştırıyor. Ona geçen haftaydı. Aynen. Evet, tam ortada işte. 10 gün önce Tarık'ınki, 10 gün sonra Gamze teyze. Nasıl yaptınız? Çok güzel oldu. Son dokunuşlar annem yaptı. Siz. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Ellerinize kolay sağlık. Allah razı olsun. Nice mutlu seneler teyzem. Sağ ol yavrum. Sağ ol yavrum. Ay valla ben sizin olduğunu yaşadığımı zannediyorum. Hadi kesin yiyin ben arada şu kedileri göstereyim. Duruyorlar mı hala burada? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? He? Hem iyi. Ne oldu? Bakın dostlar. Ne oldu? Bunlar da aile işte. Anneleri orada, baba kim bilir nerede. Babanız nerede lan? He? Bıraktı gitti mi sizi? Olsun be. He? Şunun tipe bak ya çok iyi. Şşt bak bakayım. Bana miyav diyor. Çok iyiler. Değil mi dostlar? Şunlara bakın. Ne yaptı Pamir'cim? Anlat bakalım. He? Buraya söyle buraya. Duymuyorum ben seni şu an sen. Aa, ne çarptı? Ne dostlar ben pastaya gidiyorum. Evet veda kısımlarımız şimdi bitti ne böyle. İşimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi şeyi çalıştıracağım. Ağaç motorunu annemin odunları keseceğim. Burada iki zamanlı yağ almıştım. Benzin de almıştım. Onları koydum bugün. Bir de zincir için böyle bıçkı yağ aldım. Gerçi yanık yağla doluyormuş. Arabanın bir dahaki yağ değişimindeki çıkan yağları toplayacağım. Testlere de kullanacağım şimdilik ama şöyle 3 litre aldım. Fiyatı da ne kadardı? 35 lira. 3 litresi. Bu işte fiyat bilgilerini zaten şöyle bir artık yolculuğa bir çıksak hayırlısıyla yerleştiğimizin birinci, ikinci günü daha detaylı şekilde oturup anlatacağım. Hadi gidelim şimdi odun keselim biraz. Vallahi bazen elimle ayar hakikaten yok dostlara. Şimdi şu bıçkı yağını doldurayım dedim. Bir de dökmeyeyim diye bunu getirdim. Ama işte bir anlık gaza gelip fazla kaldırınca ortalık ya. Neyse. Biraz şunun içinde kalanları şöyle zincire
damlatalım. Yukarıda yine kavga var. Neyse ben bunu çalıştırayım bir örentide. 15-20 dakika yarım saat çalışsın. İlk çalıştırma olacağı için. Sonra da işte içeriden odunları çıkartıp kesmeye başlarım. Bakalım çalışacak mı şu an? Yarım litre benzin yağ karışımı koydum. Ön tarafa da işte ne kadar koymuşumdur. Bunda gösterge çubuğu var. 2,5 litreden fazla kalmış. 250 milim kadar da anladığım kadarıyla yağ haznesi aldı. Her benzinle birlikte bu yağ haznesini doldurmak gerekiyormuş. Bitiriyormuş. Öyle söyledi servisteki arkadaş. Yani 500 milime 250 milim yağ götürüyorsa bu yaklaşık 4, 8, 12 depo, 11 depo kaldı. Şimdi 12 depo 3 litre çıkartacak. Yeter 12 depoyu zaten. Kim öyle kim kalan. Hadi ben bir başlayayım bakalım çalıştırayım nasıl olacak. Dans eden testere yapmışlar. Çalıştı. Bayağı yüksek sesle çalışıyor. Ama iş görecek gibi. 360 liraya aldım. Yani bana yardımcı olsun yeter. Neyse. Öyle. Maya kızdı. Ne oldu kızım? Ne oldu aşkım? Ne yapıyor? Ne kızım? Günaydın. Uykudan yeni kalktın galiba anca. Ne kızım? Ne kızım? Tamam kızım. Sinirlenme. Evet. Şimdi aşağıda uzun zamandır duran böyle klaslar vardı. Onları keseceğiz. Motoru bir 15 dakika kadar boşta çalıştırdım. Şimdi bunları keselim. Saat de geç oldu zaten. Hava kararmadan. Bitirelim. Hep de çivili tahtalar. İnşallah bir sakatlık çıkmadan tamamlayacağız. Efe'cimle birlikte. Evet dostlar. Bir depo benzinle. Yani bir depodayız gerçi. 15-20 dakika boşta çalıştırdığım için. Yarım depo gibi diyelim. Bu kadar odunu kesebildik. Bunlar kaldı aşağıda da var zaten. Onları da artık 2 ay sonra falan gelirsem o zaman hallederim. İyi makineyi daha test etmiş oldum bu vesileyle. Güzel cart curt kesiyor. Şimdi bu odun motoruyla ilgili dostane bir yorum gelmiş. Onun üzerine değineyim. Hani sen zorluğu seviyordun. Neden kolayına kaçtın gibi. Şimdi evet zorlukları seviyorum. Arınma süreci içerisinde her şeyi en zor tarafından yapmaya çalıştım. Ama hedeflere ilerlemek için bazı şeyleri pratik olarak yapmam lazım ki zamanı verimli kullanabilmem için. Ki önümüzde çıkacağımız bu yolculukta az zamanda çok ve büyük işler başarmam gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca zaten karavanı istememin sebebi de oydu. Daha pratik şekilde yer değiştirebileyim. Motorla kurul topla gibi boşa geçen zamanları yani daha verimli kullanabilmek için karavan istiyordum. Ağaç motoru da bu düşünce ürünüyle olan şey. Zaten arada geçtiğimiz yollarda yola büyük odun devrilebiliyor. Bir şey oluyor. Yolu açmak için de gerekli bir alet. Yani böyle zaten bu konulardan önümüzdeki zamanlarda daha detaylı bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.